Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Ben Dilan, işletme mühendisi 3. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda tanıtım ofisi yarı zamanlı çalışanıyım. Bugün sizlere uçak mühendisi bölümümüzün tanıtımını yapacağız. Etkinliğimiz 45 dakika sürecek. İlk 15 dakikada doktor öğretim üyesi İsmail Beyazıt hocamız bizlere bölüm tanıtım sunumunu yapacak. Sonraki 30 dakikada ise sizlerin sorularını yanıtlıyor olacağız. Soru cevap bölümünde görüşmek üzere. Ben şimdi sözü hocamıza bırakıyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim Can Hanım. Merhaba arkadaşlar. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Öğretim Üyesi, aynı zamanda Bölüm Başkan Yardımcısı İsmail Bayezid. Bugün size bölümümüzün tanıtım etkinliğini yapacağız. Benle beraber katılımcılar öğrencilerimizden Bedirhan Yılmaz ve Erdem Yusuf Göktuman. Biri de araştırma görevlimiz Rahman Bitirgen'dir. Bu resmi paylaşmak istedim. Özellikle İTÜ'nün nasıl yaklaşık 300 yıllık bir tarihi olduğunu, bir gemicilik mühendisliği üzerine bir kurum olarak ilk başta mühendislik çalışmalarına başladığını ve sonrasında da farklı farklı alanlarda, farklı farklı zamanlarda özelleştiğini, makine fakültesi, işte denizcilik fakültesi, daha sonra Maslak kampüsü, Mimarlar Mektebi Ali'si gibi en sonunda da bugün 2021'de en son haline geldiğini görmeniz için ta işte 1955'lerden bazı resimler var. İTÜ Maçka binası var burada. İTÜ Gümüşsuyu binası var onun hemen üstünde. Burası bizim fakültemizin alt ve üst görselleri, yani şu kısım bizim fakültemiz oluyor. Burası Taşkışla'nın orta bahçesi, Gümüşsuyu kampüsü, gene Taşkışla 1955'lerden bir fotoğraf. Yani köklü bir kurum olduğunu kısaca söylemek istedim. Uçak mühendisliği kimdir? Uçak mühendisleri genel olarak neler yaparlar? Atmosfer içerisinde hareket eden, farklı boyutlardaki konvansiyonel ve modern uçak, helikopter, uçan taksi, çok pervaneli hava araçları, roket gibi araçların ve yapıların teknolojilerinin temellerindeki fiziğe dayalı özelliklerini dikkate alır. Bunlara yönelik geliştirmeler yapar. Hangi alanlarda yapar? Bunlar yapısal ve aerodinamik tasarımlarını geliştirir. Malzeme teknolojilerini geliştirir. Motor teknolojilerini, itki teknolojilerini geliştirir. Aviyonik sistemlerini geliştirir. Yani elektronik sistemlerini geliştirir. Uçak elektronik sistemlerini geliştirir. Uçuş ve kontrol teknolojilerini geliştirilir, yani yazılım da geliştirir aynı zamanda ve araçlara yönelik yapay zeka teknolojilerini geliştirir. Öğrencileri nasıl bir eğitim bekliyor? Bunu da şu şekilde öngörebiliriz. Programımız temelde makine mühendisliği çekirdeğinden özelleşmiş bir mühendisliktir. Programımızdan öğrencilerimiz havacılık, makine ve savunma sanayinin araştırma, geliştirme, tasarım, üretim ve işletme gereksinimleri dikkate alınarak onları karşılayacak şekildeki temel alanlara odaklanmaktadır. Bu nedenle ders programımızda esasen içerik olarak aerodinamik, itki motor, temel yani bunlar, yapı ve malzeme, yazılım mimarileri, yapay zeka, dinamik, stabilite ve kontrol alanlarında çeşitli seçmeli ve zorunlu dersler bulunmaktadır. Bunun haricinde eğitim dili kaynakları itibariyle yoğunlukla İngilizcedir. Her ne kadar ders Türkçe bile olsa kaynakları İngilizcedir. Türkçe biz anlamadığı yerlerde öğrencilere destek vermekteyiz tabii ki, onda bir sıkıntı yok. Uluslararası akreditasyonu olan bir eğitim imkanı da sunulmaktadır. Ders programımız ile mühendis adaylarına aşağıdaki katkılar sağlanıyor. İşte temel matematik ve fizik dersleri, bölüm derslerinde genel olarak statik, dinamik, hava araçlarının yapısal aerodinamik analizleri, kararlılık ve kontrol özelliklerinin derinlemesine kavranılması, deneysel derslerde ilgili disiplinlerin fiziğindeki olayları kavrama ve teknik deneyim kazanma, bilgisayar programlama dersleriyle hava araçlarına ya da değişik araçlara yönelik, araç teknolojilerine ya da sistemlere yönelik algoritma geliştirme kabiliyeti elde etme, tasarım dersleri ile de bu teorik ve pratik temelleri hava araç ve teknolojilerinin dizaynında birleştirme etkinliği ve etkinliği kazandırmaktadır öğrencilerine. Ar-Ge tasarım olanakları nelerdir? Bölümümüzün bu laboratuvarlarından gördüğünüz gibi bazı örnekler, yaptığımız teknolojiler, geliştirdiğimiz hem ulusal hem uluslararası teknolojiler laboratuvarımızda öğrencilerimizle beraber. Bu laboratuvarlardan bazıları trisonik laboratuvarı, kontrol ve
Avionik Sistemler Laboratuvarı. Bu Trisonik'te rüzgar tünellerimiz var. Subsonik, süpersonik. Model tabanlı tasarım ve kontrol laboratuvarı. İnovasyon ve yeni teknolojiler laboratuvarı. Can Kutbagana. Kompozit yapı laboratuvarı. TUSAŞ İTÜ Hesaplamalı Mekanik ARGE Laboratuvarı. Hesaplamalı Mühendislik Laboratuvarı. Yüksek hesaplamalı sistemlerle high performance computing, yani çok çekirdekli bilgisayarlar var ve birçok operasyonu bunlarla çözümlemeyi bunlarla yapabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir teknoloji. Bizim fakültemiz içinde bu. Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı. Bunu TAİ kurdu. TAİ ile beraber İTÜ'de kuruldular. Bizim fakültemizin içerisinde bulunuyor en alt katta. Öğrencilerimiz tabii ki laboratuvarlarda ARGE çalışmaları yapmakta ve projelerde görev almaktadır. Burada ben buna işte nesnel örnekler vermek isterim. İTÜ bünyesinde faaliyet göstermekte olan aktif 20 tane öğrenci proje takımı bulunmaktadır. Bu takımların 9 tanesi, yani %50'ye yakını fakültemiz bünyesinde faaliyet göstermektedir. Her yıl ulusal, uluslararası pek çok dereceler almaktadır öğrencilerimiz ve bunları ben en sonunda size göstereceğim. Her yıla da almış dereceler mevcut. Geçen sene de aldılar. Yani her sene bizim öğrencilerimiz, bizim fakültemizin öğrencileri güzel dereceleri imza atıyor. Burada görüyorsunuz renkli olanlar bizim projelerimiz. İTÜNOV, İTÜ Simur, Pars Roket, İTÜ Rota, İTÜ bu hap, yani bu balon teknolojileri, balon uçurmalar vesaire, havalardan meteorolojik data almalar, İTÜ Ata Takımı, İTÜ Apisarge, İTÜ Lagari, İTÜ Albatros. Bunlar gördüğünüz gibi hep bizim aktif olan takımlarımız arkadaşlar. Bölümümüzün yabancı üniversitelerle, yabancı kurumlarla, Safran gibi, Boeing gibi, TU Berlin, KU Leuven gibi pek çok uluslararası partneri bulunmaktadır. Öğrencilerimize ulusal ve uluslararası partnerlerimizle yaptığımız projelerde çalışma imkanları sunulmaktadır. Fakültemiz bünyesindeki projelerde ve TAİ, Baykar gibi şirketlerde öğrencilerimiz 3. ve 4. sınıf itibariyle dahi iş imkanına sahip olabilmektedirler. Bunları ben abartmıyorum. Göreceksiniz ne kadar güzel datalarla size bugün onları sunacağım. Elimden geldiğince sorularınızı da zaten arkadaşlarımızla beraber cevaplayacağız. İTÜ TAİ'nin stratejik ortaklıkları var İTÜ'nün. TAİ Stajyer Mühendislik Programı, İTÜ THY Teknik Koop Staj Protokolü, İTÜ Aselsan İşbirliği Protokolü. Bu sayede öğrencilerimiz daha mezun olmadan birçok olanaklara, imkanlara kavuşmaktadırlar. İş imkanları iş alanlarında görüyorsunuz. Burada logoları şirketlerin var. Bu alanlarda, hatta bunun dışında da pek çok alanlarda öğrencilerimiz, mezunlarımız ekip lideri olabilmekte, mühendis olabilmekte, teknik lider, iş yöneticisi gibi birçok alanlarda hizmet vermekteler. Şu anda ulusal kurumlar, TUSAŞ, STM, Roketsan, TÜBİTAK, Delta V gibi pek çok kurum, otomotiv sanayinde gene birçok kurum bulunmaktadır. Öğrencilerimizin çalışabileceği kurumlar arasında. Bölümümüz ABET akreditasyonu ve uluslararası birliğiyle mezunlarımız yurt içinde de yurt dışında da pek çok mühendis yönetici pozisyonlarında görev almakta ve akademik çalışmalarını sürdürebilmektedirler. Bu iş imkanları kısmında göstermek istediğim bir grafiktir arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin Üniveli sisteminden, bu halka açık, isterseniz internetten siz de bakabilirsiniz. Uçak mühendisleri genelinde mezun olmadan %8'e yakın iş bulmakta. 0-6 ay arasında %50'si iş bulmakta. 6-12 ayda %21'i, kalan 12 ay sonrasında da %21'i iş bulmaktadır mezunların. Yine bu aynı sistemden, İnsan Kaynakları Ofisi Cumhurbaşkanlığımızın Üniveli sisteminden askeri ücret alan %13, 7000 TL ve üzeri alan mezunlarımız %50'dir. Yani ilk işe girişte 7000 TL ve üzeri bugün itibariyle maaş almaktadırlar. Vergiler hariç, net yani. Şimdi bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz biz buradayız. Bunu göstermek zorundayım. Çünkü bunu zaten TÜBİTAK'la Ticaret Bakanlığı 2020'de üniversitelerin alan bazında yetkinlik analizini yapmış. Bu internette herkese açık. Bakabilirsiniz. Görüyorsunuz bu grafikte havacılık ve uzay hava havacılık ve uzay hava araçları tasarımı, testi ve performansı konusunda hacim ve kalite olarak İstanbul Teknik Üniversitesi burada arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yani
Diğer üniversitelerimiz de zaten güzel faaliyetler yapıyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ama bu grafik bizim üniversitelerin alan bazında Ticaret Bakanlığı'nın ve TÜBİTAK'ın 2020'de yaptığı analiz sonucu. Havacılık ve uzayda İstanbul Teknik Üniversitesi burada arkadaşlar. O yüzden de bu iş grafiklerinde yani bizim öğrenciler genelde buralarda oluyor ya da buralarda, şuralarda oluyor. Yani o şekilde söylemek isterim. Tabii endüstri danışma kurullarımız var. Bunları her sene düzenli yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene pandemiden dolayı yapamadık ama yakın zamanda gene yapacağız. Eğitimimizi ve ARGE faaliyetlerimizin kalitesini arttırmak, en iyileştirme çalışmaları kapsamında eğitimin geliştirilmesini planlamaktayız. Öğrencilerin eğitimleri sırasında staj ve yarı zamanlı çalışma ve eğitim sorunları kariyer olanaklarının artırılmasına yönelik faaliyetler yapmaktayız. Eski dekanımız Metin hocamız, şimdiki dekanımız Zahit hocamız burada. Burada TAİ'den, STM'den, Roketsan'dan, Altınay'dan Kemal Berkkan Bey. Yani birçok kurumlardan alanlarında bölüm başkanımız Cengiz Acizade, ben varım burada. Hizmetler vermekteler hem sektörümüze hem ulusal hem uluslararası. Hem de bizlere bu alanda danışmanlık yapmaktalar sağ olsunlar. Bu şekilde de en kaliteli eğitimi vermeye çalışıyoruz. Sadece uçak uzay tasarımı değil, hem de yapısal tasarım, aerodinamik tasarım, elektronik sistem, yazılım geliştirme konularında yetkinlik kazandırıyoruz öğrencilerimize. Neden İTÜ? Hızlıca anlatmam gerekirse, İTÜ Mühendislik ARGE ekosistemi içinde bulunan Uçak Uzay Mühendisliği Fakültesi'nin faydaları, Uçak Uzay Mühendisliği Fakültesi'nin bünyesindeki uçak mühendisliğinin programının faydaları, zengin ve farklı alt araştırma alanlarında uluslararası tecrübe sahibi akademik kadro, önemli ulusal ve uluslararası projelerde çalışma imkanı, dünya çapında ödüller alan öğrenci takımları ile birlikte çalışma imkanı, uluslararası bilinirlik ve akreditasyon, zengin deneysel tasarıma yönelik altyapı olanakları, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde araştırma üniversitesi listesinde bulunması, 10 üniversiteden bir tanesi, Erasmus imkanları, Arı Teknokent, İTÜ Magnet, İTÜ Nova, İTÜ Çekirdek, Cinova gibi yapıları bünyesinde barındıran İTÜ'nün girişimcilik ekosistemi, startup kurma imkanları, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi ayrıca İTÜ girişimcilik ekosistemine en çok katkı sunan fakültelerden biridir arkadaşlar. Diğer fakültelerimizle beraber çift anadal programları imkanı, yan dal olanakları, ulusal ve uluslararası staj ve lisansüstü imkanları bulunmaktadır. Bu da puan grafiklerimiz arkadaşlar. Yani ben bunları güzel buluyorum, başarılı buluyorum. Daha da başarılı olur inşallah sizlerin de destekleriyle. Yani ben hedefiniz arasında İTÜ Uçak Mühendisliği konumunu tarz ederim. Görüyorsunuz bizim kontenjanımız 2019-2020 bandında artmasına karşın puanlarımız yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. Bir dakika. Fakülte bünyesinde faaliyet gösteren kulüplerimiz, buradan bazı resimlerimiz var. Daha sonra da kulüplerimizin başarıları görüyorsunuz. Her yıl 16'da, 17'de, 18'de, 19'da, 20'de yani 20'yi buraya sığmadığı için koyamadık. Başarılarımızı buralardan görebilirsiniz ya da internetten haber kaynaklarından takip edebilirsiniz. Her sene ödül alıyoruz. Yani arkadaşlar ellerinden geldiğince bizlerin de destekleriyle güzel şeylere, imkanlara olanak sağlamaktalar. Başarılara imza atmaktalar. Bu şekilde daha doğru olacak. Ben bugün sunumdayım. Rahman Bitirgen bu sunuma destek verdi. Araştırma görevlimiz Bediren Yılmaz, Erdem Yusuf Göktuman da bizim öğrencilerimiz. Onlar da bahsedecektir. Ben çok teşekkür ediyorum. Sunumu burada noktaladım. Kısaca isterseniz birer dakika hemen Rahman Hoca, Bediran, Erdem, Yusuf kendini tanıtsın. Ondan sonra da soru kısmına geçelim. Soru kısmı da çok önemli çünkü 25 dakikamız kaldı soru için. Ben başlayayım isterseniz İsmail Hocam. Tabii ki, buyurun. Merhaba herkes, bu sunuma hoş geldin umarım. Olmuştur sizin için. İnternet kaynaklarından da zaten takip ediyorsunuz ama burada birebir hem İsmail hocamızdan sunumunu dinlemiş oldunuz hem de varsa sorularınız bize direkt olarak iletebileceksiniz.
Ben araştırma görevlisiyim. Şu an doktorama devam ediyorum. Uçak ve uzay mühendisliği doktora programında. Ve İsmail Hoca'nın anlattığı bütün kademelerle bulundum. Yani lisansta, yüksek lisansta ve şu anda doktorada. Üniversitemiz genel anlamda imkanları yönüyle, hem öğrenci takımları yönüyle, data sayısal olarak gösterildiği gibi datalarda gayet başarılı bir üniversite, gayet başarılı bir bölüm. Aynı zamanda laboratuvarlar da var. Bu laboratuvarlardan bir tanesi model tabanlı tasarım ve kontrol labı ve ben de bu labda çalışıyorum ve aynı zamanda takım lideriyim. İsmail hocamız da bu labın kurucusu ve yöneticisi. Bundan sonraki sunumun devam eden kısmında sorularınız olursa ben yanıtlayabilirim. İsterseniz şimdi Bedirhan devam etsin, kendisini tanıtsın. Tabii ki. Merhaba arkadaşlar. Ben de Erdem gibi son sınıf öğrencisiyim uçak mühendisliği programında. Biz bir insan savaracı takımında aynı zamanda Erdem'le beraber çalışmaktayız. Bu konuda hem öğrencilikle birebir aktif olduğumuz için hala o konuda sorularınızı sorabilirsiniz. Yardımcı olmaktan şeref duyuyoruz. Merhabalar, ben Erdem Yusuf Göktuman. Uçak mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bedirhan ve İsmail hocamızla birlikte, Rahman hocamızla birlikte çeşitli bilimsel araştırma projelerinde ve ITU Simurgh takımı altında deneysel insan savarıcı geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz. Öğrencilik süreciyle ilgili sorularınızı cevaplamak için şu an bu toplantıdayız, hazır bulunuyoruz. Çok teşekkürler. Dilan Hanım, isterseniz sorulara geçebiliriz. Arkadaşların soruları varsa. Ben daha çok Rahman'ın ve öğrenci arkadaşlarının cevaplamasını arzu ediyorum. Eğer destek gerekirse ben de cevaplamaya çalışırım. Arkadaşlar, sorularınızı chat'e yazabilirsiniz veya mikrofon açıp sorabilirsiniz. Bekliyoruz. Hocam, bu arada sizin aday öğrencilere önerdiğiniz bir şeyler var mıdır? Yani aday öğrencilere ben özellikle şunu öneriyorum. Yani bir internetten bakmalarını istiyorum. Yani kendilerinin hangi alanda özellikle yani böyle popülist kültür içinde değil de hangi alanda mutlu olacaklarını bir düşünmelerini istiyorum. Yani doktor olmak da çok değerli bir meslek, mühendis olmak da, polis olmak da, her meslek çok değerli. Burada bütün meslekler kutsal. Ama ben özellikle öğrencilerin bir derin araştırma yapmalarını, imkanlarını bakmalarını, uluslararası imkanları değerlendirmelerini isterim. Uluslararası boyuttan bahsetmiş mesela bir arkadaş. Sorular geliyor arkadaşlardan. İsterseniz siz Dilan Hanım şey yapın onları. Evet hocam. Yani uluslararası olarak bizim uluslararası pek çok projemiz var. Mesela otonom arabalarla ilgili, insansız hava araçlarıyla ilgili projelerimiz var. Şimdi orman yangınlarına yönelik, hava çözümleriyle ilgili 40 partnerle projeler yapıyoruz. Şu anda araştırmacılarımızın bir kısmı istedikleri zaman yurt dışına gidip orada kısa süreli, uzun süreli hizmetler verebiliyorlar ya da öğrencilerimiz gidip gelebiliyor. Mesela bununla ilgili de işte eğer varsa öğrencilerimizin de hani sorularını öğrencilerimiz de cevaplayabilirler. Ben bu kadar söylemek istiyorum. Çok soru geliyor zaten şu anda. Ben evet, hocam. Hani sorularla ilgilenmek daha doğru. Uluslararası boyuttan biraz bahseder misiniz? Daha çok tasarım alanına yönelmek iş bulma olanağı kısmını kısıtlar mı? Uzay mühendisliği ile ana farkları nelerdir? İstersen Rahman hocam siz de başlayalım. Evet hocam. Daha çok tasarım alanına yönelmek iş bulma olanağı kısıtlar mı? Uluslararası durumu, uzay mühendisliği ile ana farkları gibi sorulara bence hızlıca cevap verelim sizde. Ben uzay mühendisliği ile ilgili farkları hemen anlatabilirim. Ben kendim uzay mühendisliği bölümü mezunuyum. Lisansta uçak ve uzay mühendisliği yüksek lisans programını bitirdim. Arkadaşlar bu iki bölüm yani uçak mühendisliği ve uzay mühendisliği İTÜ'de birbirine en yakın iki bölüm. Arada 6 tane farklı ders var. Ve bu dersleri isterseniz ÇAP programıyla, ÇAP programı yani çift anadal, iki anadalı birlikte yürütebiliyorsunuz ve iki anadaldan mezun olduğunuza dair diploma alabiliyorsunuz. Çift anadal programıyla bu dersleri de alabilirsiniz. Bazı dersler farklı dedim. Mesela
Uçak mühendisliğinde tepki tahrik dersi alınıyor. Uzay mühendisliğinde roket dersi alınıyor. Tepki tahrik motorların nasıl çalıştığını, hava soluyan motorların nasıl çalıştığını inceliyor. Roket itki dersinde ise adında anlaşılabileceği gibi roket sistemlerin nasıl çalıştığını inceliyorsunuz. Bunun gibi 6 tane yaklaşık ders var. İsterseniz yüksek lisans programında devam ettiğiniz zaman yine uçak ve uzay mühendisliğine dair dersler alabiliyorsunuz. İş imkanları yönünden bakarsak uçak ve uzay mühendisliğinin uzmanlaştığı alanlar, İsmail Hocamız da sunum içerisinde belirtmişti, örneğin yapısal, aerodinamik, akışkan, kontrol gibi uzmanlaşılan alanlar mühendislik yönünden, bunlar birbirleriyle özdeş. Dolayısıyla iş imkanları yönünden de aslında aynı havuz içerisinde istihdam ediliyor uçak ve uzay mühendisleri. Teşekkürler. Ayşenur'un bir sorusu vardı. Daha çok tasarım alanına yönelmek iş bulma olanağını kısıtlar mı diyerek. Ben çok kısa cevap vereyim buna. Bizim sadece tasarım alanı yok. Hayır, kısıtlamaz. Zaten mühendislikte temelde 3 tane alan oluyor. Birisi bu tasarım alanı oluyor. Yapısal tasarım alanı. Bir alan akışla ilgili alan, işte CFD vesaire gibi alanlar. Bir de dinamik, elektronik, kontrol gibi alanlar, bu kanallarda hizmet veriliyor. Bu alanlardan bir tanesi yapısal tasarım alanı. Biz yani uçağın dış gövdesinin tasarımı değil bizim tek şeyimiz, yetkinliğimiz. Zaten bizim uçağın içiyle, elektronik sistemleriyle de imkanı olduğu için. Yani ben şuna çok kısa cevap vereyim. Bizim mezun öğrencimizde geçen hafta bir sunumuna katıldım. Almanya Stuttgart'ta Valeva şirketinin otonom ADAS sistemi takım kaptanı. Yani bizim mezunumuz Roketsan'a girmiş. 3 yıl Roketsan'da çalışmış. Kerem Günaydın şimdi de Almanya Stuttgart'ta ekip lideri olmuş yani Valeo şirketinde. Yani biz farklı alanlara yönelebiliyoruz. Hayır, iş bulma imkanını kısıtlamaz. Bu kadar. Teşekkürler hocam. Bilge'nin bir sorusu var. Uzaktan eğitim sürecinde nasıl bir yolu izlediniz? Özellikle sınavlar konusunda öğrenci sorunlarının yeterli çözüm bulabildi mi diye. Buna öğrenci arkadaşlar cevap vermek isterse daha uygun olur. Açıkçası ikiye ayırabiliriz bu soruyu. Verilen dersler arasında havuz dersleri var. Bütün mühendislik bölümlerinin ortak aldığı bazı dersler. Bunlar statik olabilir, dinamik veya matematik dersleri, matematik temelli dersler olabilir. Bir de bölüm dersleri var. Ben bölüm dersleri konusunda fakültemizin herhangi bir sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Hem dersler anında hem de derslerden sonra bu ders kayıtlarına olsun erişmek konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Tabii havuz dersleri kısmında belki 200 kişinin aynı anda aldığı dersler. O konuda ben bu dönem bir ders almadığım için hani bir tecrübem yok. Ama gördüğüm kadarıyla sadece ilk dönem birkaç sınavda sıkıntı yaşanmasına rağmen daha sonradan öğrencilerin mağduriyetlerinin giderildiğini biliyorum. Ama bölüm derslerine, yani fakülte bünyesinde verilen online derslerde çoğunlukla zaten teorik dersler böyle veriliyor. Bir sıkıntı yaşanmadı diyebiliyorum. Teşekkürler. Emre'nin bir sorusu gelmiş. Bu bölümden mezun olmak pilotluğa geçiş yapmak istememiz durumunda bize avantaj sağlar mı diye hocam. Şu an biliyorsunuz pilotluğa belli kurumlar alıyor. Her bölümden alınıyor pilotluğa. Eskiden öyle bir kısıt vardı. Sadece bundan 5 yıl önce sadece uçak uzay elektronik mühendisliğini alıyorlardı. Mesela 4-5 bölüm alıyorlardı. Şimdi her bölüm alıyor ama tabii ki yani uçak uzaydan olan her türlü avantajlı. Niçin? Çünkü orada 20 alanda falan test yapıyorlar. Hem fiziksel hem bilgi alanında. Eğer pilotluğa geçmek istiyorsa bir öğrenci, burada uçağı da öğrendiği için, uçakla ve havayla ilgili atmosfer içi hareketleri çok iyi öğrendiği için o sınavlarda daha yani daha hızlı yol kat edecek. Bir de intiba olarak yani bir aktüerya mezununu mu pilot almak ister karşıdaki seçen kurul, yoksa bir uçak mühendisini mi bir pilot almak ister? Buna zaten bence siz de cevap verebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler hocam. Arkadaşlar, Erasmus'la ilgili sorular görüyorum. Bugün 2-3 arasında bizim öğrenci dekanımızın yapacağı İTÜ'de öğrenci olmak diye bir sunum olacak. Direkt kendisine orada Erasmus Çap yan dal hakkında sorular yöneltebilip daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ben çok kısa Dilan Hanım bir şey söyleyeyim. Siz unutmadan söylediniz. Erasmus projeleri de demiş. Yani evet. Bu Erasmus projeleri başka bir şey de olabilir.
Yani biz Erasmus bir tane projesi yaptık. İTÜ bu konuda çok iyi arkadaşlar. Yani hem Erasmus değişiminde, ben de bir Erasmus değişim öğrencisiyim. Hatta Türkiye'den giden ikinci kafiledenim ben. Viyana'ya gitmiştim. Erasmus'la ilgili değişimde de iyi, projelerde de iyiyiz. Yani birçok projede Erasmus Plus projesinde K201'ler, K202'ler, K203'ler, K103'ler. İTÜ bu konuda çok iyi. Zaten İTÜ'nün hem Erasmus ofisi var hem Avrupa Birliği ofisi var. Proje yazma konusunda da destek veriyor. Kesinlikle İTÜ bu alanda bence çok iyi yani. Teşekkürler hocam. Samet demiş ki yurt dışı iş imkanları nelerdir? Buna yani ben mi cevap vereyim? Nasıl yapalım? Tamam. Şöyle arkadaşlar, ben yurt dışında İTÜ'den mezun oldum. Yurt dışında doktora yaptım. Öğrencimiz mezun oldu. Yurt dışında şu an, yani benim öğrendim geçen yani 5-6 ay önceki bu tarz bir sunuma katılan öğrencimiz şu an şeyde doktora yapıyor, Virginia Tech'te. Yurt dışında akademisyen olabilirsiniz. Ya da yurt dışında Avrupa'da, Amerika'da, Arap coğrafyasında, Uzak Doğu Asya'da mühendislik pozisyonlarında çalışabilirsiniz. Otomotiv alanında, uçak uzay bilimleri alanında tabii ki en başta. Onun haricindeki araç teknolojilerin geliştirilmesi alanında, sistemlerin geliştirilmesi alanında özel şirketlerde ve üniversitelerde görev almaktasınız arkadaşlar, alabilmektesiniz. Bu arada Faraz'dan bir soru gelmiş hocam. Makine mühendisi okuyup uçak alanında çalışabilir miyiz? Buna ben cevap vereyim mi? Tabii ki Beliran. Buyur. Benim makine mühendisliği fakültesinde şu an birçok arkadaşım var. Hani havacılık sektörüne de yakından ilgili, uzay sektörüne de yakından ilgili. Aslında uçak mühendisliği, makine mühendisliği havacılık ve uzay alanında özelleşmiş. Daha sonradan bu fakülteden çıkmış bir bölüm. Ve hani bu noktada eğer havacılık sektöründe çalışmak istiyorsanız, uzay sektöründe çalışmak istiyorsanız ilk adresiniz hani uçak veya uzay mühendisliği olmalı alanınıza göre. Ama makine mühendisliği içerisinde de hani doğru seçmeli dersleri seçerek, kendinizi proje takımlarında geliştirerek tabii ki hani uçak alanında, uzay alanında çalışabilirsiniz. Çünkü bu sistemler aslında çok kompleks sistemler ve çalıştığınız alanda kendinizin uzmanlaşması gerekiyor. Nasıl tıp doktoru kalp veya göz konusunda uzmanlaşabiliyorsa bu gibi sektörlerde de belli alanlarda uzmanlaşmak gerekiyor. Bir makine mühendisliği çalışacağı alanda çok iyi uzmanlaşırsa havacılık kısmında da çalışabilir. Zaten birçok kişi çalışıyor şu an sektörde. Havacılık uçak mühendisi, havacılık mühendisi, uzay mühendisi bunlar sadece geneline de hakim olduğunuz yerler. Bu eğitimi aldığınız zaman, ileride geçiş yapmak istediğiniz zaman da makine mühendisleri sadece uzmanlaştığı alanda çalışabileceği gibi çalışacağı zaman değişim yapamıyor. Ama uçak mühendisi, uzay mühendisi ileride tamamına da hakim olduğunuz için değişiklik yapabilme imkanı tutuyor size. Teşekkürler. Bilge demiş ki bölüm öğrencilerinden beklenen temel nitelikler nelerdir? Yani ben buna şöyle söyleyeyim. Her zaman motive olmanız, interaktif olmanız, proaktif olmanız çok önemli. Takım çalışması, takım ruhuna açık olmanız çok önemli. Bu zaten sektörün de beklentisi. Bir de size verilen görevleri kendi kendinize yapabiliyor olmanız. Yani bu yetenekleri kazanmanızı ya da bu yeteneklerinizi güçlendirmenizi istiyoruz. Teşekkürler. Hocam Ayşe'nin bir sorusu var. Yurt dışındaki bir üniversiteye gittiğimizde tam anlamıyla Aeronautical Engineering adı altında bir bölümle karşılaşamıyoruz. Yurt dışına gittiğimizde eğitimimizi nasıl devam ettirebiliriz? Aerospace. Aeronautics, Aerospace, Aerospace diye geçer. Mechanical and Aerospace Engineering bölümleri var yurt dışında. Mechanical Engineering var. Orada böyle bilimsel hazırlık gibi şeyler de istemiyorlar. Robotics Engineering işte gibi konularda herhangi bir sıkıntı yok. Yani onlar da şey yapılabilir, görevler alınabilir. Ama yurt dışında özellikle uzay ve uçakla da alakalı enstitüler mevcut arkadaşlar. Yani Aerospace Engineering, Space Engineering Department gibi böyle Aerospace Engineering Department gibi, yani Aerospace hem uçak hem hava, hem hava hem uzay pardon, alanını kapsayan, iki bölümü de beraber kapsayan demek. Bizde ayrıştırılmış ama dediği gibi Rahman'ın pek çok ders ortak. Yani bu alanlarda yurt dışına da şey yapılabilir, gidilebilir sonrasında. Buyurun. Genellikle hocam makine mühendisliği alanında da çok fazla yer bulabiliyor mezunlar, yani uçak mühendisliği alanında çalışan insanlar. Aynen.
mühendisliği üst başlığı altında ele alınmış olabiliyor yurt dışındaki üniversitelerde. Hani ben de makineden doktoramı yaptım zaten. Makine mühendisliği doktoruyum ben de Kanada'da. Teşekkürler hocam. Emre'nin bir sorusu var. Bilgisayar mühendisliği ile uçak mühendisliğini birlikte okuyabilir miyiz? Yani çap programı yapabilirsiniz diye biliyorum arkadaşlar. Eski dekanımızın oğlu yapmıştı. Bekir. O da İstanbul Erkek mezunu. Bayağı başarılı bir öğrencimiz. Uçakla bilgisayarı çap yaptı. Var öyle arkadaşlarımız. Evet. Bu dönem hocam bizim yakın arkadaşlarımızdan birisi bilgisayar mühendisliği ve uçak mühendisliğini birlikte çap yapıyor şu anda. İki bölüm de oldukça zor bölümler. Yani bu noktada da başarıldığı takdirde çok size katma değer yaratacak bir çap programı olur bu ikisi. Özellikle hani bilgisayar tek temel bilgisayar bilimini bildiğiniz zaman bunu uçak mühendisliği alanına entegre ettiğinizde genellikle aviyonik kısımlarında özellikle uçuş kontrol sistemlerinde hani çok üst noktalara çıkabilirsiniz. Bu arada Bengisu'dan bir soru gelmiş. Uçak mühendisliğinden akademisyenliğe yönelmek hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bence çok imkanlar var. Yani hani çok farklı alanlara da çalışma imkanı, yani çok fazla akademik konu var. Benim belirttiğim sunumdaki 5-6 başlıktan dağılan işte yapay zeka teknolojileri bugün havacılıkta çok kullanılıyor. Bizim hocalarımız şu an mesela bizim bölümümüzün hocası Yapay Zeka Enstitüsü'nün müdür yardımcısı mesela Kemal hocamız. Yani bizim bölümdeki hocalarımızın işte Havacılık Enstitüsü, uzayla ilgili çalışmalar, uzay laboratuvarları. Yani çok fazla alt alan var. Akademik açıdan da çok zengin bir yer. Yani hani çok fazla sebze, yani bu alandaki ne diyeyim konsepti yetiştirebileceğiniz bir alan akademik olarak çok uygun yani bir alan. Teşekkürler hocam. Elif Nur iş imkanlarını sormuş. Aslında hocamın sunumda bunu istatistiklerle beraber göstermiş. Çok kısa ben şunu söyleyeyim. Onu belki şey için sormuş olabilir Dinan Hanım. Şimdi pandemiden dolayı havacılık sektörü etkilendi. Belki onunla alakalı sormuş olabilir. Bizim puanlarımız düşmedi bu arada. Yani bizim puanlarımız bu sene de gene aynı seyrinde devam etti. Pandemi arkadaşlar sektörü etkiler. Ama havacılık sektörünü etkiler. Özellikle hava taşımacılığı sektörünü etkiledi. Diğer sektörü etkilemedi. Hava teknolojileri, uzay teknolojileri geliştirmesi biliyorsunuz Türkiye çok aktif ya da dünyada çok aktif devam ediyor. Ama ben kesinlikle sektörel olarak bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Olacağını da düşünmüyorum. Gayet büyüyoruz, expand ediyoruz. Bu şekilde yani. Anladım hocam. Alperen fakülte binası eski mi diye sormuş. Aslında sunumlara koyulan fotoğraflar biraz eski olduğu için o izlenim olabilir ama özellikle Master Campus'un en yeni binalarından biri diyebiliyorum hocam. Siz daha iyi bilirsiniz onu. Bu arada yenilenmek için bütçe de planlaması yapılıyor. Biliyorsunuz bizim bölümümüzden mezun çok hocamız var. İsmail Demir hocamız mesela bir tanesi. SSB'nin başında. Temel Kotil hocamız biliyorsunuz Tayin'in ve Teyin'in başında. Yani oralarda yönetici. Şimdi böyle etkin ve yetkin mezunlarımız olduğu için dışı da dış cephe kaplaması da değişir. Ayrı ama büyüyecek. Yani ekstradan da o L şeklini kapatmayı planlıyoruz yakın zamanda. O konuda bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Halihazırda tabii ki sıkıntımız var. Şöyle var. Çok büyüyoruz. Çok ilgi çekiyoruz. Daha da büyümek lazım. Yani fakültenin daha da büyümesi lazım. Çok daha fazla gelmek isteyenler oluyor. Böyle bir misyonumuz da var. Türkiye şu an havacılık ve uzay alanında bayağı ilerliyor. Biz de aslında bu konuda çok ön çekeniz. Eksiklerimiz mevcut ama o konuları iyileştirmek için her geçen gün hem rektörlüğümüz hem dekanlığımız hem ülkemizin değişik alanlardaki yöneticileri desteklerini sunacaklar, sunmaya devam ediyorlar. Yine öğrenci arkadaşlara bir soru var. Berivan sormuş. Lisede dersleriniz nasıldı? Kazanmak için nasıl bir yolu izlediniz? Bence buna Bedirhan'la Erdem Yusuf bir cevap versin. Ben başlayayım o zaman. Şöyle, ben uçak mühendisliğini hani açıkçası direkt olarak kendime uygun görmüştüm. Ve hani kafamda netleştirmiştim. Uçak mühendisliğini kazanmak zorundaydım. Hani birkaç bölüm arasında gidip gelmekle birlikte. İlk sene çok küçük bir farkla hani puanım yetmediği için ben yerleşemedim. Hani uçak mühendisliğine, İTÜ'de özellikle yerleşebilmek için bir sene daha çalıştım.
ve hani ikinci senede çok rahat bir şekilde yerleştim. Ve hani şu anda bu seçim yaptığım için bir önceki tanıtımda da söylemiştim aslında. Çok da memnunum. İyi ki bu kararı vermişim. Özellikle İTÜ'de uçak mühendisliği okumak, yani hocamızın sunum boyunca da anlattığı gibi çok büyük avantaj sağlıyor size. Bununla beraber lisede de aslında fiziğe ilgiliyseniz, özellikle hani havanın içerisinde uçağın aslında altı serbestlik derecesine hakim diyoruz biz derslerde. Bu birçok açıdan. Biz derslerde mesela lisede bunu genellikle iki boyutlu veya üç boyutlu olarak inceliyoruz. Daha az serbestlik derecesi sahibiyoruz. Fizik konusunda iyiyseniz ve bu ilginizi çekiyorsa uçak mühendisliğini çok da büyük zorluk çekmezsiniz. Bununla beraber yazılım konularında da eğer hani elektronik konusunda da ilgiliyseniz birçok sizin ilginizi çekecek üniversitelerde ders olacak. Onun anında istersen Adem sen de bir şeyler söyle. Yani ben şöyle genel bir toplamak isterim. Yani genel manada kompleks bir sistemin, bir aracın, yani bu bir otomobil de olabilir, bir uçak da olabilir, bir, yani space shuttle da olabilir. Nasıl çalıştığını ve onun hani arkasındaki fiziği merak edip araştırma isteği duyuyorsanız ve az çok da matematik, fizik bu alanlarda hani çalıştığınız takdirde kendinizi hani ortaya bir şeyler koyabiliyorsanız bence başarılı olabilirsiniz. Özellikle havacılık alanına ilgi duymak bence asıl belirleyici faktör olabilir bu bölüm seçmede. Ben kendim makine mühendisliği veya uçak mühendisliği olarak kendimi ayırmıştım. Hani makine mühendisliğine girseydim de havacılık alanında bir şeyler yapmak istiyordum. Tercihimi uçak mühendisliği, yani makine mühendisliği ve uçak mühendisliği olarak tercihlerimi sıraladım ve uçak mühendisliğine girdim. Dolayısıyla hani makine mühendisliği domaini de uzayda çok farklı bir şey değil uçak mühendisliğine. Zaten uçak mühendisliği, makine mühendisliğinin bir özelleşmiş alanı. Dolayısıyla makine mühendisliği okuyup havacılık alanında çalışabilirsiniz. Uçak mühendisliği okuyup otomotiv alanında çalışabilirsiniz. Yani interdisipliner bir alan ve geçişler var. Dolayısıyla hani yurt dışı sorusu soran arkadaş da olmuştu. Hani yurt dışında aeronautical engineering görmediğinizde endişelenmeyin. Çünkü burada aldığımız eğitim yani interdisipliner çalışmaya çok müsait bir eğitim ve kendinizi çok farklı alanlarda geliştirebilir ve yönelebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Yusuf demiş ki liseden programlama dillerini bilerek gelmenin üniversitede ne faydası olur? Rahman Hocam, bir bu soru var. Bir de senin şeyi cevaplaman güzel olur. Uçak mühendisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu iki soruya 5 dakikamız var. Hızlandıralım biraz. Siz ben hızlı bir şekilde arkadaşlar programlama farklı programlama dilleri var bildiğiniz gibi. C, MATLAB, Fortran, Python. Bu dilleri bilmeniz tabii ki faydalı. Bunların dışında dilleri de bilmeniz faydalı. Genel olarak programlama mantığını, algoritmaları anlamış olmanız, bunlara yatkın olmanız size fayda sağlayacaktır. Üniversitede ilk yıl Python dilini alıyorsunuz. Sonra bölümlere göre farklı diller alabiliyorsunuz. Mesela uzay mühendisliğinde C alıyorsunuz. Uçak mühendisliğinde Fortran dersi alınıyor. Ama bunların yanı sıra MATLAB, MATLAB'ın Simulink paketi, farklı programlama dilleri gerektiren paket programlar da gerekiyor. Dolayısıyla programlama dillerini bilmeniz ya da ilgili olmanız gerçekten fayda sağlayacaktır. Teşekkürler. Farklı sorulardan seçtim. Uçak mühendisinin geleceğiyle ilgili bir şey vardı Rahman Hocam. Şimdi nasıl görüyorsunuz? Evet, şöyle düşünürsek uçak mühendisliğinin yani havacılığın 1905'ten itibaren bir şeyi var, tarihi var ve son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde ciddi bir anlamda havacılık ve uzay sektörü bu konular yükselişte. Daha yakın bir zamanda biliyorsunuz uzay programı açıklandı. Türkiye'nin bölgesel yolcu uçağı projesi var. Aynı zamanda savaş uçağı projesi var, milli muharip uçak projesi var. Dolayısıyla bunlar birkaç yılda yapılacak ve bitirilecek işler değil ve yıllar boyunca bunlar üzerine çalışılacak. Dolayısıyla insan kaynağı ihtiyacı olacak ve bu sektörler gelişmeye devam edecek. Bizim bu şekilde. Hocam Ege demiş ki uçak mühendisliğinden bağımsız olarak sizce otonom hava araçları pilotların yerini alabilir mi? Çok kısa cevap vereyim. Hayır. Yolcu uçaklarında pilotu şu anda çıkarma imkanları yok. Yani öyle bir risk alamazlar. Tabii ki otonom sistem destek verecek. Hatta şu an elektrikli sistemler gibi
iyileşme, akıllılaşma gibi şeyler geliyor. Bence daha çok iş düşecek çünkü otonom araba geliyor. Otonom arabada hem istasyon şefleri, yani o bir ulaşım sektörüne dönüşüyor. Urban vehicles, yani cities of future konseptleri. Orada normal ülkeler arası, şehirler arası uçuş trafikleri dışında şu anda uçan taksiyle beraber, ki bu dünyada çalışılıyor biliyorsunuz, birçok şirket Türkiye'de de, şirketlerimiz, önemli şirketlerimiz bu işlerde görevler oluyor. Hem yük taşıma için hem de insan taşıma için pilotaj ihtiyaçları artacak arkadaşlar bence. Teşekkürler hocam. Ama görevin zorluğu azalacak tabii ki. Buyurun. Son bir soru alalım. Nur demiş ki THY bünyesinde uçak mühendisi olarak çalışabilir miyiz? Turkish Teknik hangarlarında mı çalışıyoruz? Girmek için ne yapmamız gerekirdi? İsterseniz arkadaşlar Rahman hocam ya da siz cevap verin. Arkadaşlar THY'de veya genel olarak havacılık şirketlerinin teknik bölümlerinde çalışabiliyorsunuz. Böyle bir imkan var yani. Onların iş ilanlarını internetten aratabilirsiniz. Ne tür gereklilikleri, ne tür ihtiyaçlara iş ilanlarında olduğunu görebilirsiniz. Yani sonuç olarak sadece THY'de değil, havacılık şirketlerinin teknik departmanlarında çalışabiliyorsunuz yani. Yönetici departmanları, yani THY biliyorsunuz anonim ortaklığı var. Teknik tarafı Sabiha Gökçen'de, anonim ortaklığı o Yeşilköy Havalimanı'nın yanında. Anonim ortaklığında da yönetici pozisyonu istiyorsanız ya da eğitmenlik pozisyonları var o tarafta. Orada çalışabilirsiniz. Eğer şeyde, teknikte zaten tekniği bizim öğrencilerimiz var. Yani benim ekip lideri, orada çalışan mühendisler, hangar ya da hangar dışı hizmetler. Uçak biliyorsunuz çok önemli bir ürün. Orada bir hata kabul edilmez kesinlikle. Hani bizim mühendislerimiz görev alıyor. Yani uçak mühendisleri. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim hocam hepinize. Süremizin de sonuna geldik yavaştan. Arkadaşlar tüm sorularınız için İTÜ Tanıtım Ofisi'ne ulaşabilirsiniz. tanıtım@itu.edu.tr'ye mail atabilirsiniz. Hepinize tercih ve kariyer hayatınızda başarılar dileriz. Çok teşekkür ederiz. Umarım güzel bir, zor bir dönem sizin için. Umarım güzel ve hayırlı bir netice alırsınız ve bu stresten tez bir şekilde kurtulursunuz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum herkese. Çok teşekkürler.